Değerli izleyiciler, artık otelcilerin sesini duyurabileceği bir TV programı var. Uluslararası Otelciler Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Gündem Turizm programı İstanbul'un ilk ve tek yerel TV kanalı Haber İstanbul TV'de canlı yayında olacak. Bizi dinlemek isterseniz programımız Turizm FM'de de eş zaman olarak yayınlanacak. Ben Pınar Küçük, İNTA Yönetim Kurulu üyesiyim. Başkanımız da Barış Sürer bizimle birlikte. Programa başlamadan önce İNTA'yı anlatması için sözü başkanımız Barış Sürer'e veriyorum. Öncelikle teşekkür ediyorum Pınar. Öncelikle bu programın sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. 27 Mayıs 2015'te kurulduk. Taksim Otelciler Platformu adı altında. Sonrasında da İstanbul Otelciler Platformu adını aldıktan sonra bugün de Ağustos 2018 itibariyle Uluslararası Otelciler Derneği'ni çatısı altında ilerliyoruz. Yapmış olduğumuz yayınlar aslında ilgi çektikten sonra bugün güzel bir işbirliğiyle buradayız. İnşallah dediğim gibi programımızın hem bizlere hem derneğimize, üyelerimize ve sektörümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve sözü Pınar'a aktarıyorum. İlk yayınımızı Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ile gerçekleştirdik. Bugünkü konuğumuz ise Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi, Genel Başkan Başdanışmanı ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan olacak. Konumuz Akdeniz Bölge Turizmi. Moderatörümüz de İNTA Afrika Temsilcisi Ünay Türköz de canlı yayında bizimle birlikte. Hepinize hayırlı yayınlar diliyorum. Bir de Ramazan ayındayız. Ramazan'ın tüm İslam hakkının hayırlı olmasını diliyorum. Tabii ki Antalya'daki 15 milyon 644 bin oldu. Yani 2019 yılında %17'lik bir artışla çok yüksek bir rakam gözüküyor. Fakat maalesef bu döviz fiyatlarındaki değişikliklerle beraber özellikle sesim tam geliyor mu? Geliyor Sayın Vekilim. Bu dövizlerdeki düşüşlerle, fiyatların artışıyla birlikte ürünler özellikle oda fiyatlarında maalesef turizm ajantaları tarafından yurt dışından zaman içerisinde fiyatları düşürmeye gittiler. Şu anda Türkiye'deki gecelik otel konaklaması o 68 dolar. Ve yıllık bir turist başına 666 dolarlık bir rakam. Şimdi dünyanın gelişmiş turizm ülkelerine baktığımızda buradaki ölçünün 1000 euro olması gerekiyor. Yani turist başına bunun yani gecelik de ortalama 100 euro civarında olması gerekiyor. Tabii bu her şey dahil sistemi çoğu ülkelerin terk ettiği bir sistem. Biraz ekolu geliyor ama sesiniz ona tekrar bir bakabilirsiniz. Bu süreçte dünyanın en güzel otelleri, en güzel sahilleri ve en güzel yemeklerinin bu kadar ucuza satıldığı dünyada başka bir ülke yok. Çok doğru efendim. İnanın bu gelen turistler bırakın yemeği, sadece içtiklerinin bedeli o kendi şehirlerinde bir günde yaşadıklarının bedelinden daha az. Örneğin adam 20 tane bira içiyor. 20 tane birasını zaten ülkesinde normal şartlarda içseydi 100 euro ödeyecekti. 60 euroya hem yemeğini yiyor, hem içeceğini içiyor, hem de oteldeki konaklamasını gerçekleştiriyor. Evet. Dolayısıyla yani belki de bu Covid sürecinde bazen şerden hayır doğar deniyor ya. Ve ben müteahhit defalar meclis konuşmalarında hep bunun Antalya'nın bunu hak etmediğini düşünüyoruz bu düşük fiyatları. Bu Covid sürecinin belki şerden hayır doğacak dediğim bu süreçte otellerimiz kendileriyle bu süreçte yüzleşecekler. Zaten önemli bir kısmı ciddi bir kayba uğradı. Bunun telafisi daha üst gelir grubundaki müşterilere odaklanmalarıyla bu çözülebilir. Bir de tabii ki dünyada hepiniz takip ediyorsunuz. Gurme turizminde çok ciddi bir artış var. İnsanlar yemek için dünyanın bir sürü ülkelerine gidiyorlar. Ve gurme turizmi de Antalya'mız için çok çok önemli. Çünkü Antalya'nın hem yayla turizmi hem denizdeki turizmi özellikle seafood ve geleneksel traditional dediğimiz geleneksel mutfaklarda da gerçekten çok önemli. Yani hem etin hem balığın
çok iyi meç edildiği bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani Toroslara baktığınızda çok önemli bir et kültürü var. Etin yemeklerinin türlüsü. Ve Akdeniz'e indiğinizde tabii ki oradaki balık turizmi çok önemli. Ve aynı zamanda biliyorsunuz Kaş bölgemiz dünyanın en önemli dalış merkezlerinden bir tanesi. Evet. Yani bizim artık Antalya ile ilgili yapmamız gereken, yani şimdi 15 milyon turist, 16 milyon turist ağırlayıp da buradan 10 milyar dolar gelir hedeflemek yerine Antalya'nın potansiyeli bütün turist kapasitesinin ben 20 milyonu rahatlıkla kaldıracağı. Ama 20 milyonla yapıp da biz burada 12 milyar dolar değil, 20 milyon dolar önce 20 milyar dolar daha sonra da 20 milyar euroyu hedeflediğimizde Antalya'mız için çok önemli bir gelir kaynağı olacak. Ülkemize de gelen turist bildiğiniz gibi 2019'da 51.7 milyon turist geldi ve 34.5 milyar dolar bir turizm geliri. Bu evet. Dönemde bu turizm gelirinin en az 10 milyar dolardan fazla düşeceği gözüküyor ki turizm gelirleri aslında net gelirlerdir. Örneğin bir otomobil ihraç ettiğinizde 10 milyar dolarlık otomobil ihraç ediyorsanız bunun 9 milyar dolara yakın parçasını zaten yurt dışından ithal ediyorsunuz. Sizin oradaki katma değeriniz %10. Turizmde ise neredeyse %90 oranında bu net girdi. Yani siz otelciler olarak yapmış olduğunuz hizmetlerle ülkemize gerçekten atıyorum 100 milyar dolarlık bir ihracattan 34,5 milyar dolarlık bir turizm gelirinin ülkemize sağladığı katma değer daha yüksek. Tabii ki onu da artıracağız. Yani onu da devam etmesini demiyorum. Tam tersi, sanayi turizmi %10 bile olsa biz ihracatımızı artırmadığımız sürece ülkemizin refah seviyesini artırma imkanımız yok. O yüzden Antalya'mızın bu süreç içerisinde çok daha intensif turizme geçip bunların içerisinde kruvaziyer turizmi, dalış turizmi, golf turizmi ve gurme turizm olmak üzere bunlarla Antalya'mızı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Evet, gerçekten haklısınız. Aksu'da güzel köfteciler vardı. Ben Antalya'da çalışıyorken muhtemelen hala aynı lezzette duruyorlardı. Yemek bambaşka Antalya'da. Belki buna birazcık daha fazla önem vermek de gerekebilir. Ben bazen o köftecilerde sırf tatlısını bile yemek için o köftecilere gidiyorum. Yanlarında şey veriyorlar, kadayıf ya da tatlı şeyler de bunlar ücretsiz veriyor. Antalya'nın hakikaten bu konuda çok güzel. Evet. Su da benim iş yerimin çok yakın olduğu için de çok sık gittiğim yer, haklısınız. Evet, tayinli kabak tatlısı oraya meşhur tarafta. Aşağı yukarı 1000 euroluk bir gelir elde etmemiz gerekiyor dediniz ki bu çok dünya istatistiklerine göre olağan bir rakam aslında. Ama işte maalesef belki de bu birazcık her şey dahil sistemden mi kaynaklanıyor Abdurrahman Bey? Yani her şey dahil sistemi azaltmalı ya da tamamıyla bitirmeli miyiz bu kişi başına düşen turistik geliri arttırmak için? Şimdi aslında bunun denemeleri de başladı. Antalya'mızda biliyorsunuz biraz daha 5 yıldızın üstünde bazı otellerimiz artık o her şey dahil sisteminden ziyade daha yüksek gelir grubu için sunumlarını yapıyorlar. Otel isimleri vermek ne kadar sizin için şey bilmiyorum ama evet. Ve bu otellerimiz artık yüksek gelir grubundaki müşterilere hizmet ediyorlar ve dolulukları da enteresan bir şey, yıl dolulukları %70'in üstünde. Evet. Ya yani demek ki böyle bir şeyin de alıcısı var. Yani bazı insanlar herkesin olduğu bir otelde, yani fiyatının düşük olduğu bir otelde daha yüksek gelir grubuysa aynı yerde kalmak istemeyebilir. Evet. Bu yüzden de biz mutlaka atıyorum günlük 1000 dolar harcamayı yapabilen bir sürü dünyayı gezen insanlarımız var. Yani paket turizmler yapıp gelip de kaldıkları. Tabii ki onlarla bu otellerimiz enteresan söyleyeyim. Antalya'mızın bırakın 5 yıldızlı otelleri, 4 yıldızlı otellerinin çoğu Yunanistan'daki 5 yıldızlı otellerden çok daha iyi kalitede. Çok doğru. Yani Taksim'deki ilk kuruluşumuzda Taksim'le birlikte platform olarak hakikaten Taksim otelleri bu konuda çok önemlidir. Yani çıtayı ciddi yüksek tutmuşlardır. Yani bu ki ben de o bölgede oturan birisi olarak yani söylüyorum. Taksim bölgesine otelleriyle birlikte o kaliteye bakın. Sizin gittiğiniz Yunanistan'daki otellerin kalitesinin
Yani Portekiz'deki otellerin kalitesinden, hatta İspanya'daki otellerin kalitesinden, ki dünyada bir sürü yere gidiyoruz, hakikaten bizim otellerimizi asla değişmem. Çünkü ciddi bir kültür oluşturdu. Aynı zamanda temizlik anlamında da, yani yastığa başınızı koyduğunuz anda o koku var. Ben bir gün yurt dışında Yunanistan Selanik'te bir otelde yani yastığımın üstüne havlu koymak zorunda kaldığım dönemleri bilirim yani. Çok doğru. Çok doğru söylediniz. Antalya aslında ekonomik olarak turizm ve tarımdan besleniyor. Tarım da iyi bir sektör olarak ekonomideki yerini muhafaza etmekte. Turizmi Antalya'da 12 aya yayabilecek bir önlem paketi ya da bunu gerçekten ekonomik olarak 12 ayın içerisinde sığdırabileceğimiz bir süreç yaşatabilir miyiz? Çünkü insanlar, çalışanlar, yatırımcılar, turistleri bu arada dünyanın en güzel güneşlerinden bir tanesi de Antalya'da. 8 aya yakın bir sürede Antalya'da güneş var. Ama bu sektörden tabiri caizse ekmek kazanan herkes bunun 12 ay olmasını istiyor. Bununla ilgili nasıl bir politika üretebiliriz? Şimdi biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Antalya'nın simgesi herkes portakal zanneder ama Antalya'nın geleneksel aslında simgesi güneştir. Güneşin şehridir Antalya aynı zamanda. Tabii ki aslında Antalya'da 12 aylık çalışan turizm işletmelerimiz var. Özellikle Goh ile iştigal eden otellerimiz 12 ay boyunca bildiğiniz gibi açık. Fakat bunu genele şamil kılmak lazım. Ve ben, biz ziraat mühendisi hem tarımla hem de turizm tedarikçisi de bir iş adamıyım aynı zamanda. Dolayısıyla Antalya'nın sorunlarını hani duyarak değil de birebir yaşayarak da bilenlerden bir tanesiyim. Bunun için çok çabalıyoruz. Hatta 2 gün önce Turizm Bakanımız, ondan sonra Dışişleri Bakanımız, milletvekillerimiz ve biz ve Antalya'nın bütün işletmeleri, özellikle sivil toplum örgütleri ve bankaları 56 kişilik bir telekonferansta Antalya'nın sorunlarını masaya da yatırdık 2 gün önce. Daha önce de Tarım Bakanı ile aynı telekonferans sistemiyle Zoom üzerinden yürütüyoruz. Antalya'mız aslında bu süreci en hızlı atlatan ilimiz oldu. Turizmden kaybımız var, evet. Ama tarımda, tarımın ve meyveciliğin de başkenti olarak bu zararımızın önemli bir kısmını kompanse etmeye çalışıyoruz. O yüzden bu süreç biraz daha hızlı. Tabii ki Antalya'nın şöyle bir avantajı var. Otellerin ihtiyacı olan da tabii ki sebze, meyve ve etin de bulunduğu yörenin tedarik edilmesi lazım. Antalya'mız otellerinin ihtiyacının da %80'ine yakını Antalya ve çevresinden tedarik ediliyor. Evet. Bu da Antalya ekonomisine çok ciddi bir katkı demektir. Tabii. Ben bütün meclis konuşmalarımda mutlaka bu turizmdeki bu düşük fiyat sisteminden vazgeçilmesini ve bu süreçte şimdi Turizm Bakanımız da güzel bir haber verdi. Covid sertifikasıyla bu ay sonundan itibaren otellerimizin açılacağını, yani belli sosyal mesafe kuralı ve hijyen mesafelerini uyduğu takdirde otellerin açılacağı. Bu da tabii ki doğal olarak otel fiyatlarında bir artış sağlayacak. Yani 300 kişilik bir otelimiz ancak 100 kişiyi kabul eder bir konumda olacak. Bunu, bu şeyi sağlayabilmesi için mutlaka bunu sağlaması gerekiyor. Bu da fiyatları bir miktar yukarıya çıkaracaktır. Ben tabii ki bu süreçte özellikle acentalar kanalıyla gelen turistlerimizin önemli kısmını kaybettik. Ama evet. Haziran ve Temmuz'daki ülke içerisindeki yerli turistlerimiz bu otellerde kalmayı ve o doluluk oranlarının önemli kısmını ben %70'ini telafi edeceğini düşünüyorum. Yani otelcilerimizin zararının öncelikle %70 olacağı, %30 telafi edeceği düşünülüyordu. Biz şu anda onun %70'inin telafi edilebileceği noktasına geldiğimizi düşünüyorum. Yani şu anda Dışişleri Bakanımızın da Antalyalı olması, Turizm Bakanımızın da Antalyalı olması bu konuda olaylara daha çok vakıf olmaları sebebiyle hızla bu süreci biz milletvekilleri olarak da gece gündüz buna kafa yoruyoruz. Yani bu süreç böyle oldu deyip bunun ne olacağını beklemiyoruz. Bunun en aza nasıl indiririz? Yani arabamız yokuş aşağı freni boşaldı ama bunu nasıl durdururuz, yavaşlatırız noktasında hepimiz çaba sarf ediyoruz. Evet. Şöyle diyebiliriz o halde. Bu yazın sonunda, yazın veyahut da yazın ortasında Antalya'da tatile gelebiliriz. Eğer ki doğru önlemler alınırsa.
Tabii ki bildiğiniz gibi Antalya'nın bence en güzel şeyi Eylül ve Ekim ayıdır. Yani ben en çok sevdiğim zamanı da odur. Yani evet. Süreç biraz uzun olduğu için ben özellikle bu sürecin Haziran ve Temmuz'da mümkün olduğu kadar minimize edileceğini, Ağustos, Eylül ve Ekim dediğimiz bu 3 ayında çok hızlı tolere edileceğini düşünüyorum. Çünkü insanlarımız 3 günlük bir sokağa çıkma yasağından sonra kendilerini birden dışarı atıyorlar. Toplumumuz biraz bu konuda çok fazla sıkıntıya gelemiyor bizim toplumumuz. Bence hızla açılıp bunu telafi edeceğini düşünüyorum. Burada otelcilerimiz de çünkü Türkiye'de çok ciddi yatırımlar yaptılar ve hepsinin de yurt dışına dövizde borçları var. Evet. Yani evet. Biz tabii ki öncelikle pandemi sürecini de öncelikle birinci derecede sağlık ama sağlıkla birlikte kontrollü olarak turistleri ve müşterilere hizmet etmeleri için elimizde ne geliyorsa biz siyasetçiler olarak buna hazırız. Antalya hazır mı? Peki 15 milyon üzerinde turist ağırlamaya bu soruyu bu şekilde sormayı tercih ettim. Yani 20 milyon, 25 milyon turist gelirse Antalya buna hazır olacak mı? Bu konuda ne gibi önlemleri öngörebiliriz? Tabii bu sene öyle bir şeyimiz yok. Fakat Antalya'mızın ortalama son dönemlerde %15 artıyor. Geçen yıl bildiğiniz gibi %17 arttı. Geçmiş dönemde ilk sıralarda hep Almanya'ydı. Şimdi Antalya'mızda 7 milyon 17 binle, Rusya birinci sırada, Almanya 5 milyon 27 binle. Bulgaristan enteresan bir şekilde 2.7 milyon noktasında. İngiltere ve İran'la birlikte çok ciddi sayıda turistin ülkemize geldiğini de belirtmek istiyorum. Ve dünyanın enteresan bir şekilde 90 küsur ülkesinden Antalya'ya turist geliyor. Evet, çok enteresan. Yani öyle az buz değil yani çünkü 100 binin üzerinde turist gelen illerimiz de var. Bildiğiniz gibi Antalya 1984'teki turist sayısı ne kadardı biliyor musunuz? 45 bindi. Evet. Yani o özellikle rahmetli analım Özal'ın bu konuda Antalya için çok emeği var. 1984'te 45 binken ilk defa 1 milyonlu da 1992 yılında 1 milyon barajını aşmış. Evet. Turistimiz. Sonra 2010'la birlikte, 2011'le birlikte 10 milyon turist barajını aşmaya başladı. Yani 2011 yılından itibaren 10 milyonun üzerinde ilk defa da 15 milyonu geçtik. Çünkü bence Antalya'nın şu kurulu kapasitesiyle taşıyabileceği turist sayısının 20 milyonu geçmemesini, 20 milyonu geçtiğinde doğru hizmet verilemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü otel açılacak yerlerimizin sayısı da her geçen gün sahillerde azalıyor. Bu 20 milyon bilemediğiniz Antalya'nın turist kapasitesinin 25 milyonu doğru gideceğini düşünüyorum. Çünkü diğer özellikle Kaş ve Demre bölgemizle birlikte. Çünkü Alanya'ya kadar bütün noktamız gitti. Bir tek Gazipaşa sahilinde otellerimizin sayısı daha az. Bu taraftan da baktığınız zaman Kemer'den sonra Kumluca, Demre, Finike ve Kaş bölgemiz var. Otelde turizmi açacağımız. Bununla birlikte 25 milyonu ağırlayacağını düşünüyorum ki Finike bölgemizde biliyorsunuz Kruvaziyer limanımız yapılıyor oraya. Antalya ve Finike'ye kruvaziyerlerimiz geldiğinde daha katma değeri yüksek turistler de gelecek demektir. Ben artık turizmin Antalya'da artık turist sayısından ziyade turistin yaptığı harcamalara odaklanmamız gerektiğine inanan bir siyasetçiyim. Bravo, çok bu konuda çok bence doğru söylüyorsunuz. Biz lisede otelcilik lisesinde okurken 96 yılında, 95 yılında falan o zaman böyle istatistikler vardı. İşte bu sene Antalya'ya yanlış hatırlamıyorsam eğer 2,5 milyon turist gelecek. İşte turizm patlaması olacak. Efendim bu kadar gelir elde edeceğiz diyor, konuşuluyordu. 90'lı yılların başında öyle deniyordu. Evet. 90'lı yılların başında. Çok doğru söylediniz. Sonra biz sadece kişi sayılarına odaklanmaya başladık. Dediğiniz gibi elde ettiğimiz geliri çok fazla önemsemiyoruz ya da aklımıza gelmiyor belki de. Ama enteresan bir şey söyleyeyim. 3 sene öncesinde, 4 sene öncesinde Antalya'daki turist başına harcamamız 700 doların 800 dolar civarındaydı. Yani 800 küsur dolarlara kadar da çıkmıştı. Aslında bu da çıkabiliyor bu evet. noktada. Fakat otelcilerimiz biraz panik oluyorlar. Tabii ki acentalarda hani kurlardaki artışla birlikte sizin genel giderleriniz artmıyor. Fiyatı atıyorum 60 euroluk odaya. Bu sefer 50 Euro'luk teklifler getirmeye başlıyor. Burada birazcık otelcilerimiz dayanması gerekiyor. Belki bir yıl sıkıntı çekeriz ama
bir yıldan sonra bence, çünkü başka bir alternatif yok. Yani turistin bu coğrafyada, Akdeniz coğrafyasında, Akdeniz çanağında daha iyi hizmet alacağı, daha iyi otel olan bir yer maalesef yok. Ve bu 3-5 sene içinde de olacak gibi dediniz. Evet. İspanya'da biliyorsunuz, Barcelona'da artık halk turistlere gelmeyin noktasına geldiler. Evet. Ve başka bir kriter. Umuyoruz her şey gayet güzel bir şekilde devam edecek. Ancak geçen hafta Profesör Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Sayın Ülkay Yapmaca'yı ağırlamıştık. Onların merkez ofisleri Antalya'da. Ve o da aynı şeyi söyledi. Şimdi sizin söylediklerinizle aslında çok güzel örtüşüyor. Fiyatları düşürmemek lazım. Yani paniğe kapılıp da otel oda fiyatlarını, uçak fiyatlarını vesaire çok da düşünmemek gerekiyor. Bir de tabii Antalya'mızın içinde turistlerin gelip nefes alacağı yerler oluşturmamız gerekiyor. Yani şehrin içine sokmak lazım. Çünkü şehrin içerisinde biraz önce söylediğiniz gibi Antalya'mızın şiş köftesinden tutun da Girit'teki balık konusu ve bunun yanında tahinli kabak tatlısıyla birlikte gerçekten bir önemli şey, bir noktadadır. Yani bunun düdüklü çorbasından tutun da hakikaten evet, özellikle yöresel çok özel yemeklerimiz var. Mutlaka evet, turisti şehrin içerisinde para harcayacak hale getirmemiz gerekiyor. Nasıl ki biz yurt dışına gittiğimizde önemli noktaları arayıp bulup oralara hakikaten ciddi miktarlarda insanlar yemek yemek için para harcıyorlar. Ben hatta Antalya'da mutlaka Michelin yıldızlı yerlerin bir ya da birkaç tane yerinde Antalya'da olmasının gerektiğini inanıyorum. Olmaması zaten turizm açısından çok ciddi bir kayıp. Evet. Bugün Madrid'e, Barcelona'ya gittiğinizde her şehirde birden fazla sayıda Michelin yıldızlı yerlerin olduğunu ve buralarda insanların ciddi paralar harcadığını biliyoruz. Sadece bir tapas bardaki oturdukları aperatifle harcadıkları parayla bizim 2-3 gün neredeyse otellerimizde konaklama yapıyorlar. Çok doğru, çok haklısınız. Stüdyoda Barış ve Pınar bizi izliyorlar. Eğer ki soruları varsa ben de bu arada kendi notlarımı kontrol edeceğim. Evet, Sayın Vekilim. Öncelikle Ünal Türköz, teşekkür ediyoruz. Sayın Vekilim, bu yayın öncesinde aldığımız bir takım sorular vardı. Bunlardan bir tanesi de aslında şöyle. Öncelikle turizm hareketliliğinde ön planda olan güvenlik. Evet. Ve şu anda bu virüs meselesi, bu güvenlik konusunda aslında bakıldığı zaman ön planda. Dolayısıyla evet, belki dışarıdan dış misafirlerimize hem hava sahası sebebiyle hem bu güvenlik sebebiyle ağırlama durumunda birazcık tarihi öteleyeceğiz. Bu Ağustos olabilir, belki Eylül olabilir. Ancak iç pazar denildiği zaman şu anda global anlamda bir sağlık kriziyle baş başayız. Bu yaşamış olduğumuz kriz hem sağlık anlamında bir kriz, hem bakıldığı zaman ekonomik anlamda bir kriz. Yani birçok ülke bugün dünyanın önde gelen ülkelere dediğimiz ülkeler ekonomik anlamda ciddi anlamda zorluk çekiyorlar. Bu da hali hazırda vatandaşlarına yansıyor. Bu noktada bu dış misafir profilini biz aslında bu kriz varken yurt dışında buraya çekebilecek miyiz? Şimdi Türk Hava Yolları büyük ihtimalle Haziran ayı itibariyle yurt dışı uçuşları kademeli olarak açacak. Yani buradaki önemli olan şudur. Virüsle ilgili bence en önemli konu, bu virüs kültürüyle yaşamaya bundan sonra alışmamız lazım. Çünkü bugün Covid var, ya daha önce SARS vardı, daha önce İspanyol gribi vardı, domuz gribi vardı, kuş gribi vardı. Ve bu gelecek dönemde de artık koyun gribi mi olacak, keçi gribi mi olacak? Yani bir şekilde bu gripler olacak. Biz sosyal mesafe sistemiyle artık yaşamaya alışmamız gerekiyor. İşte böyle sarımlar, gülümler, birbirine çok yakın mesafeden şey, şimdiki aslında bu virüsün 2 metrede bulaştığını görünce aslında yarım metrelik mesafelerden birbirimize ne kadar çok kendi DNA malzemelerimizin geçtiğini düşünün. Yani geçiriyormuşuz. Yani sürekli olarak onunla yaşıyormuşuz aslında. Yani etrafımızın ağız florasıyla biz de birlikte yaşadığımızı anladık. Bu süreç bize bunu bu kadar hızlı anlatamazdı. Bu süreçte artık bana göre maske ya da işte öksürürkenki durumumuz, işte kolumuzla, dirseğimizle kapatabilme noktası, bu mesafeyle yaşamaya alışırsak önemli bir kısmını bence çözeriz. Yani işin en önemli kısmı düzenli el yıkaması ve ağız ve burnun kapatılması, öksürürken ve hapşırırken
bunların kontrol edilmesi, inanın bunun %50'sinden fazlasını zaten çözecektir. Yani otellerde de biz şimdi mecliste bile bu süreçte biliyorsunuz çalıştık. Biz kendi karşımızdakini boş bıraktık, masadakini. Yani arkadaşlarımızla hep karşı karşıyaydık. Tam karşımıza boş bıraktık. Yani birer sandalye boş bıraktık. Böylelikle önemli kısmını zaten çözmüş oluyorsunuz ki bu Covid'in en önemli döneminde biz mecliste kanunlar çıkarttık. 600 milletvekilinin bir arada olduğunu düşünün. Yani bu süreci en basit şekilde atlatmanın yolu bizim bir virüsle yaşama kültürünü oluşturmamızın gerekliliği. Aynen böyle. Evet. Çok yani teşekkür. Mutlaka öksürürken ya da hapşırırken mendil mutlaka kullanmak. Ve bunu kontrolü yaptığımız zaman bu süreci atlatırız. Çünkü bizim vatandaşımız şimdi baktığınız zaman buna çok fazla şey değildir. Pınar Hanım da bilirler, evlerde eskiden erkeklerin oturmasını, dışarı çıkmamalarını istiyordu. Şimdi hanımlar artık evde erkeklerin de fazla oturmaması gerektiğini ve artık çıkın da bir kurtulalım noktasına geldiklerini de görüyoruz. Yani bu süreç çok sürdürülebilir bir süreç midir deseniz, yani ev erkeğin çok alışması çok sürdürülebilir bir süreç değil yani. Evet. Peki Sayın Vekilim, şu an sizin yapmış olduğunuz meclis görüşmelerinizde veya ortaya çıkan istatistiklerde ilk olarak iş pazarın şehirlerde mi yoksa Güney ve Ege'de mi hareketleri kazanacak? Yani zaten insanların normal şartlarda iki türlü Türkiye'deki turizm hareketliliği. Birisi memleketlerine olan gidişler ki bu genellikle doğuya doğru gidişler, batıdan burada yaşayanlar ya da Orta Anadolu'dakiler daha doğuya doğru giden, İç Anadolu'ya doğuya giden bir turizm hareketliliği. Bir de geleneksel hale gelen insanların yaz döneminde bir yazlık turizmi ve deniz turizmi. Bunun yanında bir de deniz kenarında olanların da yaylaya çıkma turizmi. Bu Adana ve Antalya, Toroslar'da çok yaygın bir kültürdür bu. Buraya doğru gitmesi var. Ben insanların tabii ki memleketlerine gitme konusunda tabii ki bir kısmının gidecek ama güneylere, yazlıkların tabii ciddi sayıda insanın yazlıkları var. Özellikle Ege ve Akdeniz'de de aynı zamanda yazlık turizmi de var. Ben bunun çok durdurulabilir olacağını düşünmüyorum ama kontrol edilebileceğini düşünüyorum. Yavaş yavaş bu süreci açmak, yani mühim olan bu süreçte eğer otellerimiz para kazanmadan daha ziyade zararlarını telafi ederlerse bu seneyi karlı sayacaklarını düşünüyoruz. Bu da gelecek şeyde önlem almamız gerekiyor. İngilizlerin güzel bir atasözü var. Diyor ki kötü hava yoktur, uygun olmayan kıyafet vardır diyor. Yani biz de bu kötü dönemde mutlaka birileri kaybederken birileri de mutlaka kazanıyor. Bizim bu tür şartları da düşünerek yol almamız lazım. Hani arabamızda yola giderken ne yapıyoruz? Silecek sularına bakıyoruz, lastiklerine bakıyoruz. Hani yağmurlu değilse bile yolda bir sileceğe ihtiyacınız olduğunu da unutmuyorsunuz. Mutlaka sileceklerinizin güneşli havada bile ihtiyacınız olacağını düşünüyorsunuz. O yüzden her türlü tedbirinizi alırsanız yolda kalmazsınız. Turizmde böyle bir şey olacak gibi gözüküyor. Kesinlikle. Sayın Vekilim, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Pınar, ben ve Ünay Bey adına da ve Haber İstanbul TV adına da sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sektörümüzü gerçekten en iyi şekilde aydınlattığınızı düşünüyorum. Tekrardan çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Dilerim ülkemizin geleceği adına ufak da olsa bir katkımız olmuş olur. Ben de yayında emeği geçen herkes adına Barış Bey, size, Pınar Hanım'a, Ünay Bey'e ben de teşekkürlerimi söylüyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Saygılar efendim. İyi günler. Sağ olun Abdurrahman Bey. Çok güzel bir yayın oldu Barış, Pınar. Umarım böyle devam ederiz. Herkese bol turizmli günler. Günay Bey, Afrika'ya da sevgiler. Yayınımızı izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Uluslararası Otelciler Derneği'nin Haber İstanbul TV'de ve Turizm FM eş yayınlığında yapmış olduğu ilk ulusal yayında. Önümüzdeki haftada sürpriz bir siyasi konuğumuz olacak. İnşallah bu programımızın, bu konuklarımızın sektörümüze başta olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sözü Pınar'a devrediyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de. Benim için de ilk ekran tecrübesi açısı.
Çok aydınlatıcı bir konuşma oldu. Umuyorum bu sene yani en az zararla atlatırız her şeyi. Bakalım. Güzel günler olsun. Tekrar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle.